İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ermenilerinin hukuki sorunu ve Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümü konusunda bir konferans gerçekleşecek. Büyük Komitas'ın 150. doğum gününe adanmış 15 şarkıdan oluşan albüm. Büyük Alman yatırım şirketi Artsakh'ta 150 hektar nar ve ceviz ağacı dikecek. Ermenistan Cumhuriyeti okullarının %50'sinde yıl sonuna kadar Armat laboratuvarı bulunacak. İslam Devleti terörist grubu Suriye'nin doğusuna tekrardan saldırdı. 30 Eylül Uluslararası Çeviri Günü. 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 18.30'da Müttefikler Sokak No. 35 Grenoble'da Batı Ermenistan Ermenilerinin hukuki sorunu ve Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümü konusunda bir konferans gerçekleşecek. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenek Abrahamyan ve Batı Ermenistan Parlamento Üyesi Bayan Lidya Margosyan konuşmacı olarak bu konferansta yer alacaklar. Konferans, Ermeni halkına ve Batı Ermenistan'a yönelik Türkiye ve bazı devletler ile uluslararası organların yasal yükümlülükleri tartışılacak. Konferansta ayrıca Batı Ermenistan'daki Ermeni halkının ulusal yeniden yapılanmasının bir parçası olarak karşılaştığı yeni zorluklar ve devlet yapısına dayanan stratejik, yasal ve politik uygulama mekanizmaları tartışılacak. Daha fazla bilgi için aşağıdaki e-maile yazabilirsiniz. haydenik69@gmail.com. Karin, Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenek Abrahamyan'ın sponsorluğunda oluşturulan Büyük Komidas'ın 150. yıl dönümüne adanmış 15 şarkı albümünün çalışmaları yakın zamanda tamamlandı. Albümde çoğu Komidas tarafından Batı Ermenistan'dan yazıya dökülen 15 neşeli şarkı bulunuyor. Albümde düğünler, törenler, şakalar, aşk şarkıları var. Hepsi de Komidas Korosu düzenlemesidir. Albüm, sanat yönetmeni Ani Navasartyan liderliğindeki Hazer Beşlisi tarafından kaydedildi. Kayıtlar, Haziran 2019'da başlamış ve aynı yılın Eylül ayı sonunda sona ermiştir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Almanya Fahri Başkonsolosu Alex Terminasyan başkanlığındaki Berlin Art Hotel'de albümün yapımında etkili oldu. Albüm tasarımı Mgrdiç Tadavosyan tarafından gerçekleştirildi. Eser Gümrü'de Art Müzik Stüdyo'da kaydedildi, ses operatörü Artur Yeğyazaryan'dır. Güzel ülkemizin kültürel eserlerini meydana çıkartmak için sabırsızlanıyoruz. CD'yi elde etmek için bize ulaşın. Adresimiz info@westernarmeniatv.com. Artsakh Cumhuriyeti eski başbakanı ve şimdiki başbakan adayı Aray Karutunyan, kendi sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yazdığına göre, bu son günlerde çalışma ziyareti çerçevesinde bulunduğu Münih ve Cenevre şehirlerinde Artsakh'taki hidroelektrik alanında aktif yatırımları bulunan Avrupa'nın tanınmış kuruluşların yöneticileriyle görüştü. Aray Karutunyan, görüşmenin ana odağı bu firmaların Artsakh'ın tarım sektörüne katılımıydı. Mardakert ve Martuni bölgelerinde 150 hektar nar ve ceviz bahçesinin dikilmesi için Alman firması ile nihai bir anlaşmaya varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Çalışmalar önümüzdeki haftalarda başlayacak ve bu Artsakh'ta 10 bin hektardan fazla yeni bağların oluşturulması planının bir parçası olacak, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Spor ve Gençlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti okullarının %50'sinde yıl sonuna kadar Armat laboratuvarı bulunacak. Eylül 2019 tarihi itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti okullarında 340 grup ve 7500'den fazla öğrenciyle 284 Armat mühendislik laboratuvarı faaliyet gösteriyor. Programı yıl sonunda laboratuvar sayısının iki katına çıkaracak şekilde hükümetin aldığı genişletme kararı ile Lider Teknolojiler Birliği'ne ilave 834 milyon Ermenistan dramı sağlandı. Yeni açılacak olan 284 laboratuvarın 5'i Yerevan'da, geri kalan 279'u Lori, Şirak ve Tavuş bölgelerindeki okullarda açılacak. Yıl sonuna kadar Ermenistan Cumhuriyeti okullarında kamu ve özel yatırımlarla yaklaşık 580 laboratuvarımız olacak. Neredeyse Lori, Şirak ve Tavuş bölgelerinin tüm okulları yeni laboratuvarlarına kavuşmuş olacak. Almastar News tarafından verilen bilgiye göre İslam Devleti adlı terörist grup Suriye'nin doğu bölgelerine tekrardan saldırdı.
Suriye hükümeti ülkenin doğusunda bulunan Badia el-Şam'daki İslam Devleti militanlarının büyük çapta saldırılarına engel oldu. Çatışmanın Deir ez-Zor ve Humus şehirlerinin sınırında meydana geldiği bildirildi. Yoğun ancak kısa süreli çatışmanın ardından teröristler ağır kayıplar vererek geri çekildiler. Bu, İslam Devleti'nin Suriye'nin bu bölgesinde hükümet birliklerine karşı son haftalardaki üçüncü büyük saldırısıdır. Kalender Ruh Ajansı'nın belirttiğine göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu profesyonel çevirinin halkları birleştirme, barışı sağlama, anlama ve geliştirme ile kalkınmayı teşvik etmedeki rolünü vurgulamak için 30 Eylül'ü Uluslararası Çeviri Günü olarak ilan eden bir kararı 2017 yılında gerçekleştirdiği kendi olağan oturumunda oy birliğiyle kabul etmişti. Takvimdeki yeni uluslararası bayramın amacı bir sanat olarak profesyonel çevirinin amaçlarına ulaşmada ve Birleşmiş Milletler tüzüğünün kabul edilmesinde, ulusların yakınlaşmasında, diyaloğun geliştirilmesinde, karşılıklı anlayışın ve uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadığını onaylamaktır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anina Vasartyan yönetimindeki Hazel grubundan Gomidas Vartabet'in Haberban adlı eserini sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.